başka şey söyledim zaten en baştan beri sormak istiyordum. Bir şiir kitabı yazdınız. Çok güzeldi ve niye devam edelim? Çok teşekkür ederim. Çok versip şiirler devamı olmadı onun için, çünkü başka bir yazım süreci. Benim yazı hayatımda hiç eksik olan bir şey değil. Henüz çıkınımdan çıkmadı ortaya, bir tek şiir kitabı çıktı ama çok yazı yazıyorum. Şu anda da bir senaryo yazımı söz konusu. Bütün zamanımı ona ayırıyorum. O da bambaşka bir şey. Yani o çok zaman alıyor, çok detaylı falan. O yüzden bir de durumu büyüttüm. Bebek büyütürken şiir, çünkü şiir bambaşka bir şey. Çok böyle kağıdı kalemi alacaksınız, kendinizi de alacaksınız. Bayağı kapatıp yazmanız gerekiyor. O yüzden şiir için bir zamanım olmadı. Ama tabii bu arada şiir yazmıyor değilim. Tabii ki şiirlerim zaman şu, yani onları bir araya getirip derleyecek ve kitap haline dönüştürecek zamandan bahsediyorum. Tabii ki yazmaya devam ediyorum şiirlerimi. Genelde yaptığım işler pek gizemli kalır. Nedense pek haberi yok şiir severlerin. Bunu seneler evvel, işte 2005 yılında çıktığımda, gerçek şiir severler hani bir ekran yüzü olduğum için, hani bilinirliğim ve ismim çok daha önde olduğu için pek güven duymadılar açıkçası. Ama Çınar Yayın Evi'nden çıkmıştı. Suna Yakın destekliydi. Onlar o çok ön yargıyı kırmada benim için hayli faydalı oldu. Ve şöyle de bir şey var, söylemeden edemeyeceğim. Bunu da burada paylaşmak istiyorum. Bir şiirime internette Cemal Süreya imzasıyla yayınlıyorlar. Bu benim için bir yandan çok onur verici ve gurur verici bir şey. Kendi şiirinizin altında öylesine büyük bir ismin imzasını görmek. Bir yandan da insanların ne olduğu zaman neye önem verdiklerini de görebiliyorsunuz yani. Aa, o mu şiir yazmış diyenler, o Cemal Süreya isminin altına daha aynı isimde başka şeyler yazabiliyorlar. Önemli olan ön yargısız olmak.